Daha Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştiriyor. Ekranlarınıza geliyor. Bazı restorasyonlar geçirmiş. Şimdi de son restorasyonu hayırseverimiz, az önce de ifade edildiği gibi, Erkan ailesi yapmışlar ve bundan sonraki sürece inşallah bu mescidimiz, bu camimiz bu yenilenmiş haliyle devam edecek, ümmetin emrinde olacaktır. Tabii Üsküdar hakikaten manevi havası itibariyle farklı bir ilçemiz, farklı bir beldemiz ve bu beldede inşallah şimdi de Çamlıca'da biliyorsunuz bir mabedimiz yükseliyor. Şu anda kaba inşaatının büyük bir kısmı bitmiş vaziyette. Tezyinatıyla alakalı ön hazırlıkları tamam. İnşallah hedefimiz 2 yıla kalmaz orayı da bitirmek ve Türkiye'nin en büyük camiini inşallah yine Üsküdar ilçemizin sınırları içerisine kazandırmak hedefimiz var. Onun için de yoğun çalışma devam ediyor. Bu konuda değerli kardeşlerim hep söylediğimiz şu: Ya Rab bizleri ezansız bırakma. Ya Rabbi bizleri mescitsiz bırakma. İşte sizler bu dualarınızla, bu gayretlerinizle inanıyorum ki ülkemiz dünyada örnek yerini koruyacaktır. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama birbirimizi Allah için sevecek kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız diyorum. Ve mikrofonu da İstanbul Müftümüze dua için veriyorum. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle. Ya Rabbi bizleri iyilerle beraber eyle. Ya Rabbi bizlere iyilere hizmet etme imkanını ve fırsatını lütfeyle. Ya Rabbi kötülerden ve kötülüklerden bizleri muhafaza eyle. Bugün burada Abdullah Ağa Mescidi'nin camisinin restorasyon sonrası açılışını yapıyoruz. Mescitlerimizi, bütün dünyadaki mescitleri senin yolunu anlatan, senin yolunda giden Müslümanların ibadet ettikleri mekanlar eyle. Amin. Kalplerimizi birbirine sevdir ya Rabbi. Amin. Dünya Müslümanlarının ülkemizden büyük beklentileri var. Bu beklentileri yerine getirecek imkan ve fırsatları lütfeyle ya Rabbi. Amin. Buna karşı kurulan desiseleri, tuzakları, planları sen onların başlarına makus eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyada Müslümanların sıkıntıları var. Ramazan geldi. Ya Rabbi Ramazan'ı hakkımızda hayırlı eyle. Müslümanların sıkıntılarını defuref eyle. Müslümanlar birbirlerine düştüler. Müslümanları birbirini seven nesiller ve topluluklar eyle. Ya Rabbi Ramazan'dan, onun feyiz ve bereketinden istifade edenlerden eyle. Esanlarımız hep semalarımızda inlesin ya Rabbi. Bayrağımız hep semalarımızda dalgalansın ya Rabbi. Senin yolunda biz hep daim olalım ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ın
Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da bulunan ve restorasyonu tamamlanan Abdullah Ağa Camii'nin açılışını birazdan gerçekleştirecek. Başlangıçta kısa bir konuşma yaptı. Hemen camiden bahsedelim. Kısıklı Meydanı'nın solunda bulunan Kısıklı Camii'yi Abdullah Ağa yaptırmıştı. Üsküdar'da sahip olduğu topraklar Beylerbeyi'nden İcadiye'ye kadar uzanıyormuş Abdullah Ağa'nın. Sevgili izleyiciler, bu arazilerden birine de yine Abdullah Ağa Camii'ni yaptırmış. Bu caminin restorasyonu kısa bir süre önce tamamlandı ve şimdi de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştiriliyor. Abdullah Ağa'nın bu camiden başka Beylerbeyi'nde ve Langa'da da birer cami var. Sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in arefesinde hamdolsun böyle hayırlı bir adımı atıyoruz. Bu akşam uzun bir aralıktan sonra tekrar Abdullah Ağa camimiz, mescidimiz teravihle İnşallah açılışını yapmış olacak. Tüm Müslümanlara hayırlı olsun diyor. Kordereyi kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, Abdullah Ağa'nın yaptırdığı çeşmeler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ümraniye yolu üzerinde bir namazgah ve cellat çeşmesi olarak biliniyor. Bu arada hemen sizlere aktaralım. Abdullah Ağa, 2. Beyazıt'ın Bostancı başısı. Bostancı başılar sadece Topkapı Sarayı'nın bahçe düzenlemeleriyle uğraşmıyorlardı. Aynı zamanda şehrin güvenliğinden de sorumlu polis şefleri olarak görevleri de vardı. Ve bu polis şefleri şehrin ileri gelenlerinden biri hakkında idam hükmü verirlerse bizzat da uygulanıyordu sevgili izleyiciler. İşte Abdullah Ağa 2. Beyazıt döneminde Bostancı başılık yapmış bir zat ve Kısıklı'da bulunan yaptırdığı Abdullah Ağa Camii'nin de bugün tekrar açılışı gerçekleştiriliyor. Az önce Cumhurbaşkanı tarafından kurdela kesildi. Sevgili izleyiciler, diğer gelişmelerle devam edelim. Türk Silahlı